Türkiye, Avrupa'da fazla kilolu ve obezite oranının en yüksek olduğu ülkelerin başında yer alıyor. Dünyada 1 milyardan fazla insanın mücadele ettiği obezitede Türkiye 200 ülke arasında kadınlarda 42. erkeklerde ise 60. sırada. Peki obeziteyle nasıl mücadele edilir, neler yapılmalı? Diyetisyen Orhan Okşar yapılan çalışmalar doğrultusunda 2030 yılında Türkiye'de her iki kadından birinin obezite olabileceğini belirterek yapılması gerekenleri anlattı. Dünya nüfusunda yaklaşık olarak 2035 yılında her 4 kişiden 1 kişinin obezite olabileceği söyleniyor yapılan çalışmalar. Türkiye'den bahsetmek gerekirse ise 2030 yılında yapılan çalışmalara göre her 2 kadından 1 tanesinin yani yaklaşık %50'sinin yani 16 milyon kadın kişinin obezite olabileceği yapılan çalışmalar arasında gösteriyor. Erkeklerde ise yaklaşık 11 milyon kişinin obezite olabileceği söyleniyor. O aslında obezite tek başına bir hastalık olarak geçmiyor çünkü birçok hastalık ile beraber nitelendirilebilir. Beslenme alışkanlıklarının değişebilmesi bu konuda çok daha fazla önemli. Onun için bizim önerebileceğimiz şeylerden ilk başlarında beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, daha fazla fiziksel aktivitede bulunabilmek, şeker veya yağ tüketimini daha ciddi bir oranda azaltabilmek, çocuklarda yine aynı şekilde fiziksel aktivitenin arttırılabilmesi de en önemli kurallardan bazıları olarak sıralayabiliriz. Türkiye dünya değil Avrupa'da %66 küsur oran ile Türkiye'de birinci sırada obezite durumu olarak geçebiliyor. Yani en obez ülkelerden bir tanesi olarak geçiyor. Bunun nedeni bence çok yüksek bir oranda karbonhidrat tüketimi olabilir. Çünkü Türkiye'de ciddi bir anlamda şeker ve karbonhidrat tüketimi çok yüksek bir oranlarda. Ekmek, pilav, makarna gibi besinlerin tüketimi birazcık daha azaltılabilir. Öğün atlamamak önemli. Çok uzun süre açlıklardan sonra çok ciddi besin tüketim artışları gerçekleşebiliyor. Onun için öğünlerin saatlerinin düzenlenebilmesi de çok daha anlamlı ve önemli.